eşimizin, evladımızın bir sene sonra vefat edeceğini söyleseler, böyle mi davranırız? Bir hafta sonra vefat edeceğini söyleseler, böyle mi davranırız? Bir gün sonra, böyle mi davranırız? Asla. Deprem bölgesine gitmiştim bu Ramazan'da. Bir grubun içerisinde çokça ağlayan bir amcadan bahsettiler bana. Gittik işte, taziyede bulunduk. Niye bu kadar üzgünsünüz, kimi kaybettiniz falan dedim. Kızını kaybetmiş yani. Ama başka bir türlü üzülüyordu. Niçin bu kadar üzüldüğünü falan biraz özel konuştuğumuz zaman diyor ki, çok zulmettim. Canım sıkıldığında çok bağırdım, çok çağırdım, bazen vurdum, kırdım falan. Ama çok seviyordum yani. Bir kere ağzımı böyle doldura doldura, içimden gele gele seni çok seviyorum, canım evladım, canım kızım diyemedim. Hocam dedi, bir defa bak, bir dakika istiyorum Allah'tan. Allah onu mezardan çıkarsın, karşıma diksin ve ben ona diyeyim ki, canım evladım, ben seni çok seviyordum aslında. Demek için canım dahil neyim varsa hepsini vermeye razıyım ama... Yansıtılmış Hazreti Peygamber'i yeniden düşünmek üst başlığında konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz'e dair elimizdeki bilgileri yeniden yorumlamaya çalışıyoruz ve alt başlığımız da Peygamber Efendimiz'in aile hayatında mutluluğun ipuçları. Bunun üzerine gönlümde olanları paylaşacağım. Şimdi tabii mutluluk, saadet, Arapça ifadesiyle çok önemli bir konu ve hepimiz aslında mutluluğun peşindeyiz. Mutlu olmaya çalışıyoruz. Allah bizi bu tabiatla yarattı. Yani tabiatımız aslında buna mütemayil. Mutlu olmak istiyoruz. Hiç kimse hayatı zehir olsun, hayatı kangren olsun, hayatı keşmekeş kaos olsun, bedbaht olsun diye yaşamaz. En azından yanlış işler yapsa da, mutluluğu yanlış işlerin içerisinde arasa da hiç kimse bilerek kendi bacağına sıkmaz. Bu dünyada mutlu olmak istiyoruz. Bu tabiatımız böyle. Ama insanların gerçekten kuşlar gibi bulutların üzerinde uçmayı öğrendiği, balıklar gibi suların altında yüzmeyi öğrendiği ama insanın insan gibi bu yeryüzünde yürümeyi unuttuğu bu zaman diliminde mutluluk gerçekten çok zor elde edilebilen, hani bir ifade vardır, para ev satın alır ama mutluluk satın almaz. Keşke mutluluğun bir dükkanı, bir adresi, bir mağazası olsa da oradan kifayet miktarı satın alabilsek diye düşündüğümüz bir zamanda yaşıyoruz. Bugün bunun bir adresinin, bir yolunun, bir yönteminin olduğunu ifade etmeye çalışacağım. Biraz önce uçakta sıra beklerken, uçak için sıra beklerken arkamdaki iki arkadaşın konuşmasına kulak misafiri oldum. Yani duyulmayacak gibi değildi çünkü. Belki konumla ilgili olduğu için de mevzu biraz dikkatimi çekti. Birisi diğerine diyor ki, artık bu dünyadan, insanlardan, işten, hayattan, yaşadığım şehirden bıktım. Kendimi artık kedi köpeğe vurdum diyor. O da nasıl yani dedi. Gittim köpek satın aldım. İşte türlerini falan söyledi. Cinsleri falan varmış onların. Hayatını onlara adadığından bahsetti. Onlarla birlikte yediğinden, onlarla birlikte içtiğinden, onlarla birlikte gezdiğinden, dolaştığından falan bahsetti, bunları anlattı. Ve şunu gördüm, şöyle bir başımı çevirdim, gizlice bir baktım o arkadaşa. Gerçekten insanlar mutluluğu arıyorlar ve insanlar yanlış bir üslupla da olsa, yanlış bir yöntemle de olsa mutlu olmaya çalışıyorlar. Ama bu gerçekten oldukça zor görünüyor. Ve insanların belki şimdi mesela önceki zamanlarda 80'leri hatırlarım, 90'ları hatırlarım. Önceki zamanlarda olmadığı kadar insanlar hayvanlarla meşgul olmaya çalışıyorlar. Onların bakımlarıyla ilgileniyorlar falan. Bu sanki hayvanseverlikle ilgili katsayısal değerimiz yükseldi, farkındalığımız arttı gibi falan yorumlanabilir ama öyle değil aslında. İnsanlar hayvanlara sığındıkça, hayvanlarla meşgul oldukça bu bir boyutuyla da insani ilişkilerin ne kadar çökme noktasına geldiğini gösteriyor. İnsanın insandan nasıl kaçtığını gösteriyor. Bir bakıma da aslında çağın en büyük hastalıklarından, problemlerinden bir tanesine işaret ediyor. Şimdi bir değişim gerekiyor. Hayatımızda benim kanaatime göre bir değişimin olması gerekiyor. Fakat enteresan bir mantık var modern çağda insanların zihin dünyasında. Yani armutun pişmesi ve ağzımıza düşmesi bir mitolojidir. Yani böyle bir şey söz konusu değil.
Değiştirmek için, bir şeyleri değiştirmek için değişmek gerekiyor. Değişmek de emek gerektiriyor. Emek istiyor. Çünkü Allah kanunu böyle koymuş Kur'an'da. Yani biz Kur'an'la ilgili bir atıf yaptığımızda, eğitimle ilgili, aile hayatıyla ilgili, ticaret hayatıyla ilgili, arkadaşlıkta, dostlukta, sosyolojik konularla, psikolojik konularla ilgili bir atıf yaptığımızda, bu atıfı yapmamızın sebebi, yani elimizde malzeme yok, materyal yok da işte alanımızda ilahiyat, tefsir olduğu için mecburen oraya bir atıf yapıyoruz. Çünkü ben bunu anlarım, Kur'an'ı bilirim ben sadece falan. Mesele bu değil. Kur'an'a atıf yapmamızın çok anlamlı bir sebebi var. Çünkü bizi yaratan Allah, bizim olumlu karakter özelliklerimizi, tekamül noktalarımızı, eksikliklerimizi, zafiyetlerimizi de en iyi bilen Allah, اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ buyuruyor Mülk suresinde. Yaratan bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi? Bizi en iyi bilen O ve dolayısıyla da mutluluğumuza dair, değişime dair kanunları da ortaya koyan O. O bizi bizden daha iyi biliyor. Ayette buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Bir toplum genelde, özellikle de bir insan şey değiştirmek mi istiyor? İçinde bulunduğu vaziyeti değiştirmek mi istiyor? Kötü gidişatı değiştirmek mi istiyor? Buradan hemen mevzumuza çekebiliriz meseleyi. Aile hayatında işler çok kötü gidiyor. Huzursuzluk var. Veya huzur var. Daha mutlu olmak istiyorum. Saadet düzeyini daha yükseltmek istiyorum. Bunun için bir yöntem veriyor Allah. Buyuruyor ki bir toplum kendisinde bulunan şeyi, iradesiyle girdiği yolu, metodu değiştirmedikçe Allah o toplumun içine düştüğü durumu değiştirmez. İnsan olarak kişisel bazda düşünelim. Bir vaziyetin içerisinde yaşıyor olabiliriz. Mutsuz bir aile hayatı yaşıyor olabiliriz. Sıkıntılar, bir takım irademize bağlı durumlar bizim üzerimize geliyor olabilir. Allah buyuruyor ki siz kendinizde olanı, bakışınızı, düşüncenizi, duygunuzu, iradenizi, azminizi değiştirmeden Allah yolunuzu açmaz. Değişmeyi istememiz gerekiyor. Değişim için adım atmamız gerekiyor. Allah'ın bize verdiği iradeyi kullanmamız gerekiyor. Bakın, insan çok komplike bir varlık aslında. İnsan birbirine zıt karakter çizgilerinden oluşan çift kutuplu bir varlık. İnsan bir boyutuyla eklem-i mevcudat, eşref-i mahlukat, halife-i ruh-i zemin. İnsan ahsen-i halikin olan bir şahın, ahsen-i takvim olan şah eseri. Yarattığında kemal üzere yaratan Allah'ın başyapıtı insan. Bir yönümüz Allah'tan gelen bir nefhaya dayanıyor. وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوْهِ. Allah bize ruhundan üflemiş, bizde ilahi bir esinti var. Belki bu esinti sayesinde biz, meleklerin atamız Adem'in önünde secdeye kapanmalarındaki sırra ulaşabiliyoruz. Meleklerin üzerine bile yükselebiliyoruz. Ama bir boyutumuzda da çamurdan yaratılmışız. Çamur bizim süfli boyutumuzu, süfli yönümüzü ifade ediyor. Bizim içimizde aslında çift kutuplu bir varlık var. Bir boyutuyla hayırlara yönelme istidadı, kabiliyeti var. Öbür boyutuyla da insanı insanın kurdu yapan, esfeli safiliğin yapan, aşağıların aşağısı noktaya iten, onun dünyasını da ahiretini de berbat eden bir istidat kabiliyet var. İmtihanın gerçekleştiği yer de burası. Mesela hayvanlar imtihanda değildir. İnorganik maddeler imtihanda değildir. Organik diğer varlıklar, insanın dışındaki varlıklar imtihanda değildir. İnsan imtihandadır denenmektedir. Çünkü insanın bir iradesi var. İnsan bu iradesini kullanmalı. Hayattaki bütün süreçle serencam, kulluk konusundaki başarımız, aile hayatındaki mutluluk dediğimiz deneyimi elde etme, bunların hepsi irademizi kullanmaya bağlı. Hatta mesela bir ayeti hatırlatayım. Hani meşhur emanet ayeti vardır. Kur'an'da bazı ayetlerin isimleri vardır. Mesela bir ayetin adı kürsi ayeti. Biz ona ayetel kürsi deriz. Ama bir ayet de vardır ki emanet ayeti. Mealen Allah şöyle buyurur o ayette. Biz emaneti yerlere ve göklere, dağlara arz ettik, yüklenin bakalım dedik ve onlar bu yükü almaktan tir tir titrediler ve ürktüler, kaçtılar. Ona insan yüklendi. İnsan ne kadar zalim ve cahildir diye bir ayet-i celile var. Bu ayette insana verilen
dağların taşların yüklenmekten korktuğu, titrediği, o emanetin irade olduğu söylenir. Yani hayır ve şerrin karşısında insan tercih kabiliyetine sahip, irade kabiliyetine sahip, bu iradesini insan hayırdan yana kullandığında onu bekleyen bir sonuç var. Cennet ve cemalullah ve Allah'ın rızası ve sonsuz mutluluk. Onun tersini yaptığında, şer cihetini tercih ettiğinde de onu bekleyen feci bir akıbet var. İrademiz var. Biz bu irademizi kullanmakla mükellefiz. Öncelikle bunun altını kalın çizgilerle çizeyim. Yapamıyorum ifadesi, yani ben bu işi yapamıyorum, ben bu kulluğu yapamıyorum, ben bu namazı kılamıyorum, ben aile hayatımda şu atraksiyonu, şu tedbiri, şu uygulamayı, şu faaliyeti yapıp işi tersine çeviremiyorum diye bir ifade, bir asılsız bir mazerettir. Çünkü biz irademizi kullanabiliyoruz. Şimdi geçenlerde bir örnek verdim. Bunu kardeşlerimiz falan paylaşmıştı. Çokça karşıma da çıkıyor benim sosyal medyada. Örneğim şudur. Mesela gece saat 4.30'da uçağım var. 4.30'da havaalanında belirtilen saatte belirtilen yerde olmam gerekiyor. Mümkün değil. Ben bunu yapamam. Yapamazsan, mesela Almanya'da programım var. Kaçırırsın. Kaçırırsan büyük bir rezalet, büyük bir fecaat. Yok ben bunu yaparım. Yapıyorum ben bunu. Mesela 2.30'da telefonun alarmını kuruyorum. İlgili saatte kalkıyorum. Yorgunluğuma, uykusuzluğuma rağmen duşumu alıyorum. Üzerimi giyiniyorum. Hazırlığımı yapıyorum. Aracıma biniyorum. Tam istenilen vakitte boarding time'da orada tam istedikleri vakitte bulunuyorum ve uçaktaki yerimi alıyorum. Bak ben irademi kullanabiliyorum. Açık bir şekilde biz işimize geldiğinde, faydamıza olduğunda pragmatist bir açıyla baktığımızda irademizi kullanabiliyoruz. Biz bu iradeyi Allah'ın rızasına uygun bir şekilde evlilik hayatında kullanma istidadını geliştirmemiz gerekiyor. Bütün problemlerin kökeni burasıdır. Uçağa yetişemezsen ne olur? Çok büyük fecaat olur. Belki şirketin sana bir sorumluluk yükledi, falan gün falan ülkede olacaksın dedi ve sen o gün o ülkede değilsin. Niçin? İrademi kullanamadım. Patron kusura bakmayın gelemedim. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü işten atılırsın, mesleğini kaybedersin, işini kaybedersin, ekonomik zarara uğrarsın. Gitmen gerekiyor. O vakitte orada olman gerekiyor. Şimdi bakın, seküler bir maksatla irademizi kullandığımız gibi bizim irademizi dini bakımdan harekete geçirecek iç motivasyonlarımız var. İman mesela. Biz Allah'a iman etmişiz. Meleklere iman etmişiz. Ahiret gününe iman etmişiz. Ölüm diye bir vaka var önümüzde ve ölümden sonra bir hayatın varlığına iman etmişiz mesela. Bu bizi harekete geçirmeli. Bu bizim elimizi ayağımızı bağlamalı. Bu bize bir aksiyon oluşturmalı. Bana göre aile hayatında kısa devrenin olduğu, meselenin koptuğu yer burası bana göre. Şimdi Ebu Mesud denilen bir zat var sahabeden. İbn-i Mesud radıyallahu anh ile karıştırdı. Bu Ebu Mesud, bu başka bir zat. Diyor ki bir gün her nasıl olduysa kölemi dövüyordum. Elimde kırbaç var. Kölemi dövüyorum. Arkadan bir ses duydum. 3 defa İyaden Ebu Mesud diyordu o ses. Şunu bil ki ey Ebu Mesud diyordu. Döndüm. Baktım Peygamberimiz. Ben kölemi dövüyorum ve beni kölemi döverken gördü. Bana buyurdu ki İnnallâhe akderu aleyke minke aleyh. Ey Ebu Mesud, sen şimdi eline kırbacı aldın, köleni dövüyorsun ya, senin kölenin üzerindeki gücünden daha fazladır Allah'ın senin üzerindeki gücü dedi. Şimdi böyle deyince elimin bağı çözüldü, kırbacım düştü elinden. Sonra tövbe ettim, istiğfar ettim, özür diledim, köleyi azat ettim ve bir daha böyle bir şey yapmamaya azm-ı cezm-i kasteyledim. Şimdi burada iradeyi harekete geçiren şey bizatihi iman. İradeyi bizatihi harekete geçiren şey imanın süt kardeşi, yapışık ikizi Allah korkusu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, bakın. Kur'an'da karakter inşası diye bir çalışma yaptım. Belki 3 yılımı aldı. Pek çok kitap okudum. Vahyin karakter inşa sistemini anlamaya çalıştım ve belki irşat tebliğ makamındaki
Diyanetteki ve diğer sahalardaki kardeşlerim için bir işin felsefesini anlatan bir kaynak olmasını istedim. Çalıştığımda ben şunu gördüm. Şimdi bakın, bir davranışsal değişiklik umuyoruz değil mi? Mesela kadın kocasına iyi davransın. Evin beyi çocuklarına, eşine iyi davransın. İşte ağır konuşmasın, hakaret etmesin. Biraz önce bir arkadaşım aradı, bir hanımefendi aradı. Bizim bizzat benim kendisinin nikahlarını kıydığım genç delikanlı, ikisini de çok seviyorum. İkisinin arasında öyle problemler var ki problemin temel noktası şu. Erkek hanımını, eşini her vesileyle tezif ediyor, taciz ediyor, tahkir ediyor, küçük düşürüyor ve onu kötülüyor. Mesela bu konuda eşini küçük görmeyecek, alay etmeyecek, ağır konuşmayacak, vurmayacak, kırmayacak, dövmeyecek, sövmeyecek. Bu davranış değişikliğini ne sağlayacak? Nasıl olacak? Kur'an'a göre bütün olumlu davranışların kaynağı ve bütün olumsuz davranışlardan kurtulmanın temel noktası iman olarak ifade ediliyor. Şöyle düşünelim. İnsan en güzel şekilde yaratıldı. Bismillah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Allah insanı en güzel şekilde yarattı, kıvamında yarattı. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Ama insanın diğer yönü var. İnsan denenecek, insan imtihanda bir varlık. İnsanı aşağıların aşağısına itti. Esfeli safilin. O esfeli safilinde ne var? Küfür var, şirk var, zulüm var, aklınıza gelen her türlü haksızlık var. Her alanda, aile hayatında da olmak üzere, her alanda Allah'ın razı olmadığı, insanın izzetine, şerefine, keremine yakışmayan her şey var. İnsan bundan nasıl kurtulacak? İnsan esfeli safilinden nasıl kurtulacak? Biz onu esfeli safiline ittik buyuruyor. Nasıl olacak? Hatta bir soru daha sorayım. Asr suresi diye bir sure var Kur'an'da. Allah asra yemin ettikten sonra vel asri, asra yemin olsun ki dedikten sonra innel insane lefî husrin buyuruyor. İnsan ziyandadır. İnsan mutsuzdur. İnsan hüsrandadır. Nasıl kurtulacağız? Asr suresinde hüsran denilen şeyden insan nasıl kurtulacak? Tin suresinde esfeli safilin denilen o derekesizlikten, seviyesizlikten, o mutsuzluk, bedbahtlık halinden insan nasıl kurtulacak? İkisinde de illa ifadesinden sonra bu işin yolunu gösteriyor. İllellezine amenu ve amilus salihat. Diyor ki esfeli safilinden bir insan ancak iman ile ve imanın doğurduğu, imandan kaynaklanan salih amellerle kurtulur. Asr suresine bakalım. Asr suresinde de böyle asri innel insane lefî husrin illellezine amenu ve amilus salihat diye ifade devam ediyor. Bir insanın bu dünyada ve ahiretteki bedbahtlıktan, mutsuzluktan kurtulmasının da tek yolu vardır. İman ve salih amel. Şimdi burada şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Bütün amel konusunda, aile hayatında yaptığımız bütün hataların, bütün problemlerin, yaşadığımız bütün sorunların, aile içi huzursuzlukların, kadrajı daha genişletirseniz ticarette yaşadıklarımızın, iş hayatında yaşadıklarımızın, sokakta yaşadıklarımızın, bütün problemlerimizin kökeninde imana dair zafiyetlerimiz var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir insanın varoluşunun anlam ve amacına ulaşması tek kelimeyle ifade ediliyor. Hatta şöyle iki kelimeyle. İllellezine amenu ve amilus salihat. İman normalde gerçekten bütünsel olarak sağlıklı, güçlü bir iman insanın bütün olumlu davranışları ortaya çıkartmasının yetkin ve yeterli gücü olarak zikrediliyor. Bir insanın amelinde bir sorun var ise onun imanında bir problem, bir sorun var demektir. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Onun için bizim bir defa, yani biz bir defa iman ettik. Ben Allah'a iman ettim, evet. Mesela Allah'a iman ettiğimiz gün içerisinde Allah'ın bizi gördüğü, bizi bildiği, hani geçen istikameti anlatırken burada detaylandırmıştım. Allah'ın bizim iç sesimizi bile duyduğu ve bildiği bir gün içerisinde kaç defa aklımıza geliyor? Hiç bazen. Mesela biz meleklere iman etmişiz. İmanımızın ikinci maddesi. Kullun emene billahi ve melaiketihi. Bakara suresinin son ayetlerinde ifade ediyor.
Ben bir gün içerisinde bir yerde otururken, aracımda mesela tek başıma otururken, birisi önüme kırdığında, ağzıma zehirden küfürler dolduğunda, ya da dur bakalım, sağında ve solunda senin iki tane melek var. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ diyor Allah ayette. Ağzından çıkanı yakalıyorlar ve yazıyorlar. Diye aklıma kaç defa geliyor bir gün içerisinde? Hiç. Sonra Kur'an'ın bir hakikat kaynağı oldu. Peygamber Zişan Efendimiz'in bir rehber, bir örnek, bir model, bir numune intisad oldu. Kaç defa geliyor? Sonra mesela ahiret bir gün içerisinde öleceğiz. Ve öldükten sonra şimdi etlerimiz, kemiklerimiz toprak olduktan sonra orada bir hayat var. Kabirde bir sorgu sual var. Sonrasında bir diriliş, elbasu badel mevt var. Sonrasında bir sorgu sual, hesap, sırat, mizan var. Ötesinde bir mükafat var. Bunlar gün içerisinde bize hükmedecek, duygu, düşünce ve davranış dünyamızı yönlendirecek şekilde iç yapımızda, benliğimizde bir aksiyon oluşturmuyor. Şunu demek istiyorum, demek istediğim şey şudur. Yaşadığımız problemlerin umumiyetle kök problemi, temel noktası imanımızdaki sorunlardır. Bunu bir defa bir yere koyalım. Onun için iman bir insanın göz bebeğidir. Kalbimizin taşıdığı en üst düzey hakikat, erdem imandır. İmanımızı güçlendirecek, geliştirecek işleri, yolları yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz, ben defalarca bunu konuşmalarında ifade ediyorum. Duygularımızın eskidiğini, düşüncelerimizin eskidiğini, üzerimizde elbisenin eskidiği gibi kalbimizde imanın eskidiğini Peygamber Efendimiz ifade ediyor. Onu yenileyin, zinde tutun buyuruyor. Problemlerin umumiyetle aile hayatında yaşadığımız problemlerin de temel sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir de ve amilus salihat buyuruyor ayette. Salih amel işleyenler, salih ameli iki kelimeyle ifade edebilirim. Birisi ibadet, diğeri ubudiyet. İbadeti yapan abid olur, ubudiyeti yapan abd olur. İbadet nedir? Belli zamanda, belli mekanda, belli Allah'ın istediği şekilde yapılan davranışlardır. Namaz bir ibadettir mesela. Oruç bir ibadettir, zekat bir ibadettir, hac bir ibadettir. Diğer bir takım Kur'an okumak bir ibadettir. Fakat ibadetlerden maksat ibadeti yapmak değildir. İbadetler bir amaç değildir. İbadetler bir araçtır. İbadetler insanı ubudiyete ulaştırmak ister. Ubudiyet ise Allah'ın kulu olduğumuz fikrinin, düşüncesinin, idealinin, ülküsünün hayata bir sinir sistemi gibi yayılmasıdır. Sadece namazda Müslüman değil, evine girdiğinde de Müslüman, pazarda tezgahın başına geçtiğinde de Müslüman, markette fiyatları belirlerken de Müslüman, okulda öğrenciye ders anlatırken de Müslüman, memurlarına amirlik yaparken de Müslüman. Onun için bize çok güzel bir söz vardır. Selam namazı bitirmez. Hep öyle zannederiz. Selam, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ne oldu? Namaz bitti. Hayır, selam namazı bitirmez. Selam namazı hayata taşır. Bir insan selam verdiğinde bu şu demektir. Ben biraz önce akşam namazını kıldım 3 rekat farz olarak. Ben Allah'ın huzuruna çıktım. Ben ona bir hesap verdim. Onun huzurunda olmanın neşvesini, feyzini içinde hissettim. Ben şimdi dönüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğimde, ey insanlar, ben Allah'ın huzurunda selamete ermiş bir kimseyim. Benden size selametten başka bir şey gelmez, felaket gelmez benden size demiş oluyorum. Onun için şunu demek istiyorum. Akimus salate, namazı dosdoğru kıl. Bu bir ibadettir. Bunun 12 tane farzı vardır. 6'sı içinde, 6'sı dışında. Ama namaz insanı kötülükten ve fuhşiyattan alıkor. Bu namazın ibadet boyutudur. Ubudiyet boyutudur. Namazı kıldığımız, kalktık, abdest aldık, eğildik, ruku yaptık, secde yaptık, bu ibadet boyutudur. Ama namazın insanın elini kolunu bağlaması, insanın gönlündeki duygulara hakim olması, eşine karşı bir insanın muamelesini belirlemesi ubudiyet boyutudur. Bu olmadığında namaz eksik kalmış olur. Onun için çok hoşuma gidiyor. Eskiler akşamları tekkelerde dervişler birbirine iki soru sorarlarmış. Sorulardan bir tanesi, bugün kalp kırdın mı? İki, bugün namazını kıldın mı?
İlk soruya derviş bugün kalp kırdın mı sorusuna evet ben bugün kalp kırdım dediğinde artık ikinci soruyu sormaya ihtiyaç duymazlarmış. Çünkü tek bir kalbi kırdım ise şol kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumas değil. Şimdi ben burada ne anlattım? Aile meselesinden bahsediyoruz. Mutluluğun bütün hayırların kök hücresi, DNA'sı, kaynağı imandır. Hayatımıza bir şeyler yanlış gidiyor ise, kendi irademizdeki davranışlarımız, eşimizle aramız kötü ise, işimizle aramız kötü ise, hayatımızda bazı sıkıntılar var ise, umumiyetle bu iman hayatımızdan ve ibadet hayatımızdaki problemlerden kaynaklanıyor olabilir. Lütfen bunu unutmayalım. Bir gün Peygamberimizin yanında bir gençten bahsedilmiş. Sahabe-i kiram demişler ki şaşıyoruz, birisi var. Yani namaz kılıyor ama aklınıza gelen bir sürü kötülükleri yapıyor ve çalıyor, hırsızlık yapıyor. Peygamberimiz buyurmuş ki namaza devam etsin. Namaz eninde sonunda ona o kötülükleri bıraktıracaktır. Bir müddet geçiriyor sahabe. Gerçekten o genç namazlarına devam etti. Namaz ona o kötülükleri bıraktırdı. Çünkü usulüne uygun şekli şartlarına, şekli ve ruhi şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen bir ibadet. Namazdan bahsediyorum. İnsan kötülükten ve fuhuşiyattan alıkor. Allah bu ifadeyi Kur'an-ı Kerim'de kullanıyor. İnne salate tenhe anil fahşeyi vel münker. Namaz insanı kötülükten ve fuhuşiyattan alıkor. Dolayısıyla bizim kendimizi ıslah edebilmemiz, ilişkilerimizi ıslah edebilmemizin kökü iman ve salih ameldir. Bunun altını çizmek istedim. Bir de, şimdi biz aydınlanma, Rönesans ve Reform'la birlikte bir şey oldu. İnsana dair bütünlük parçalandı. Şimdi bu biraz teknik bir konu ama bunu anlatmam meselenin köküne nüfuz etmek açısından önemli. Şunu kastediyorum. İnsan sadece bedenden oluşan bir varlık değil. İnsanın aynı zamanda bir ruhu var. İnsan sadece akıldan oluşan bir varlık değil. Onun aynı zamanda bir kalbi var. İnsan aynı sadece maddeden oluşan bir varlık değil. Onun aynı zamanda bir manası var. İnsan sadece dünyadan oluşan bir varlık değil. Aynı zamanda onun bir ahireti var. İnsan sadece davranışlardan oluşan bir varlık da değil. Bu davranışlara kaynaklık eden insanın bir arka planı var. İnsanın zihinsel davranışların kaynaklandığı bir arka plan var. Bu arka planı inşa etmeden davranışları değiştirmeye çalışmak, bataklık dururken sinekle uğraşmak gibi. Şimdi mesela biz bunu yapıyoruz bazen. Mesela bir davranış yapıyor. Mesela ben bunu evimde de yaşıyorum. Diyorum ki kızım bunu böyle yapma. Ya da işte eşimde bir şey beğenmiyorum. Diyorum ki bunu böyle yapma. Evet bu bir yöntem. Acilen insan aceleci bir varlık olduğu için hemen davranışa odaklanıyor. Ama İslam'ın, Kur'an'ın insanı değiştirme metodu evet davranışlara da müdahale ediyor ama asıl davranışların kaynağına müdahale ediyor. Zihinsel inşayı, duygusal inşayı, düşünsel inşayı insanı içten bir mimariyle dönüştürmeyi tercih ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e özel, çok özel, çok güçlü fıtri bir metottur yani. Mesela ben Ayşe annemizi hatırlıyorum. O bir defasında şöyle demişti, bir durum tespiti yapmıştı. Benim peygamberim, bizim peygamberimiz nübüvvetle müşerref olduğunda, Kur'an-ı Kerim inmeye başladığında Mekke'de insanlar içki içiyorlardı. İçki içmeyin diyebilirdi, demedi. İnsanlar kumar oynuyorlardı, kumar oynamayın diyebilirdi. İnsanlar faiz alıyorlardı, faiz almayın diyebilirdi. Günahları böyle saydıktan sonra bunların hiçbirini demedi. Peygamberimiz önce insanlara haramı helali öğretmeden önce insanlara Allah'ı anlattı. İmanı anlattı. İnsanları marifet sahibi kıldı. Marifetullah sahibi kıldı. Ve insanlar Allah'ı anladıklarında, Allah'ı tanıdıklarında, ona doğru bir şekilde iman ettiklerinde çorap söküğü gibi davranış dünyasında beklediğimiz, umduğumuz şeyler peş peşe geldi. Mesela içki Medine'de haram kılınmış hicretin 4. veya 5. yılı. 13 yıl Mekke, 4 yıl 5 yılda Medine'den eklediğiniz zaman 17-18 yıl o içkiyi bıraktıracak zihinsel inşa ile meşgul oluyor Kur'an-ı Kerim. Nebevi metot bunu gerektiriyor. Ben onun için bu tespit önemlidir. Elbette ki davranışlara müdahale ediyoruz. Bunu yapma, bunu yap diyoruz. Ama bu bir pansuman tedbirdir.
asıl davranışlara sebep olan, problemlere sebep olan zihinsel arka planı nüfuz etmemiz lazım. Neyden bahsediyorum? Bir, mesela aile hayatında, evlilik hayatında problemlerin sebeplerinden bir tanesi bizim kendi içimizde yatıyor. Nefisten kaynaklanıyor, nefsimizden kaynaklanıyor. Asıl problem, bakın Yusuf Aleyhisselam diyor ki, وَمَا اُبَرِّئُ نَفْس۪ي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَتُمْ بِالسُّٰئِ Ben nefsimi tezkiye etmem bir peygamber olduğum halde. Ben çok iyi bir insanım. Benim şahsiyetim, kişiliğim çok iyidir demem. Çünkü nefis çokça kötülüğü emreder diyor. Şimdi bir insan kendisinin farkında değil ise, kendi nefsi zafiyetlerinin farkında değil ise, insan olarak kendi eksikliklerinin farkında değil ise ve bunları mücadele etmek için bir çaba ortaya koymamış ise, bu insanların hatalarını tespit eden ve her hatadan dolayı da eşine, evladına eziyet ve işkence eden bir çile makinesine dönüşür. Kendisine de dünyayı zehir eder, diğer insanlara da hayatı zehir eder. Onun için burada nefis terbiyesinden, ıslah nefisten bahsediyorum. Yani insan öncelikle asıl düşmanın kötü işlerin, kötü davranışların, huzursuzluğun, mutsuzluğun kaynağının kendisinde olduğunu bilecek ve oradan bir ıslah-ı nefis yapacak. Kendisini ıslah edecek. Bakın, Kabil'in Habil'i öldürdüğünü anlatır Kur'an-ı Kerim. İsim vermez ama Hazreti Adem'in hayırlı evladının hayırsız evladı tarafından nasıl katledildiğini anlatır. Bunu anlatırken de der ki فَتَّوَّعَدْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيهِ فَقَتَلَ Nefsi, içimizde bir nefis var. Hani demiştik ya, hepimizin içinde bir Nemrut, bir Bel'am, bir Karun, bir Firavun var aslında. İşte nefis öyle bir noktaya geldi ki nefsi Kabil'e, Habil'i öldürmesi için onu azmettirdi. Ona cesaret verdi, teşvik etti ve Kabil Habil'i öldürdü. Şimdi içimizdeki bu hali, bu durumu, bu nefsi ıslah etmemiz gerekiyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Evi değiştirmek için, eşini değiştirmek için, aileni değiştirmek için, durumu, vaziyeti değiştirmek için kendini değiştirmenin bir kriter olduğunu, bir kıstas olduğunu, mihenk taşının sen olduğunu, kendimiz olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ''Ade aduvike nefsükelleti beyne cenbeyke'' En feci düşman, en sinsi düşman, senin en kötü düşmanın iki omzunun arasındaki sensin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için kişisel farkındalığımızı yükseltmemiz gerekiyor. Eksiklikler, kusurlar var. Hiçbirimiz bir peygamber değiliz, bir veli değiliz. Ortada bir sorun var ise bu sorunun kaynağının bir ucunun bizde olduğunu, kaynağın kaynaklarından birisinde biz olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Eşimizi değiştirmek istiyorsak önce kendimizi değiştireceğiz. Evladımızı değiştirmek istiyorsak önce kendimizi değiştireceğiz. Bu çok önemli bir kıstastır, kriterdir. Şimdi bu işin bir boyutu. Yani nefsimizin farkında olacağız. Sonra bakın bir şey söyleyeyim. Modern pedagojide, eğitim sistemlerinde biraz önce ifade ettim ya, aydınlanma felsefesiyle birlikte insanın bütünlüğü parçalandığı için sadece davranış odaklı bir mesela eğitim faaliyeti, sorunlara yaklaşırken sadece davranışları düzeltmek gibi bir yaklaşım ön planda, aynı durum insanın varlığını, sorunların varlığını tespitte de geçerli. Mesela şeytan denilen bir varlık var. Hayatımıza burnunu sokan, Kur'an-ı Kerim'de sayısız ayette müminlerin ikaz edildiği, bakın böyle bir varlık vardır. Kendinizi, ayağınızı denk alın, ona karşı kendinizi koruyun dediği bir varlık var. Şeytan, şeytan dediğimiz bir varlık var. Buna karşı tedbir alınması gerekiyor. Buna karşı tedbir almadığımız takdirde, böyle bir tehlikenin farkında olmadığımız takdirde evde çoğu huzursuzluğun niçin başladığını, işlerin bu noktaya nasıl geldiğini asla bilemeyeceğiz, asla bulamayacağız, asla tespit edemeyeceğiz. Modern psikoloji şeytanı insan benliğindeki kötülüğe belli belirsiz bir meyil kabiliyeti şeklinde tanımladı. Şeytanı bir içkin psikolojik duyguya indirdi. Kötülük yapma kabiliyetimiz zannetti. Nefsi emmare zannetti onu. Halbuki öyle değil. Kur'an'a göre şeytan denilen bir varlık var. Ve müstakil, manevi, metafizik bir şahsiyet. Ve bu şeytanın insan üzerindeki en büyük emeli karı ve kocanın arasını bozmak, fesada uğratmak ve aile yuvasını çökertmek. Bir gün Peygamberimiz buyuruyor ki, şeytanın tahtı bir suyun üzerindedir.
denizin üzerindedir. Ve her sabah adamlarını toplar. Belki metaforik bir ifade, bilmiyoruz. Belki temsili değildir de, mecaz değildir de hakikat bir ifadedir, bilmiyoruz. Ama Efendimiz öyle buyuruyor. Mesajı yakalamamız gerekiyor, mesaj çok önemli. Diyor ki, toplar ve onlara görevler verir. Ve onları yeryüzünün çeşitli noktalarına salıverir. Akşam olduğunda onları tekrar aynı yerde toplar. Ve teker teker sorar. Sen ne yaptın bugün? O der ki, ben şunu şunu yaptım, şöyle bir fesat yaptım. Olmamış der. Sonra başka birini çağırır. Sen ne yaptın? O bir şey söyler, onu da beğenmez, ötekini de beğenmez. En sonunda bir iblis çıkar diyor Peygamberimiz. Der ki, ben bugün bir karıyla kocanın arasına girdim ve onları ayırdım. Bunu söyler. İblis o kadar memnun olur ki diyor Peygamberimiz, onu alır ve tahtına oturtur ve onu diğer iblis aleyhillanelere bir örnek, bir numune olarak gösterir. Öyle olacaksınız. İş yaptığınız zaman öyle yapacaksınız der. Şimdi iblisin en önemli emeli, hedefi aile yuvasını çökertmek yani. Bak bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de dünyadaki bir takım insanların şeytanlaşmalarından bahseder Kur'an-ı Kerim. Ve onların iblislere yaklaşarak, şeytanlara yaklaşarak, şeytanların bir takım vesveseleri onların kalplerine bırakarak onlara nasıl yol gösterdiğini anlatır. Bir tanesini örnek olarak verirken buyurur ki Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُوَجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَامِ İnsanlardan öyleleri vardır ki düşmanların en çetinidir. Kalbinde olanı Allah'ı şahit getirir. Vallahi ben şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum, seni seviyorum. Allah rızası için şöyle böyle der. Ama o düşmanların en çetinidir. Diyor ki اِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْاَرْضِ لِيُحْسِدَ ف۪يهَا وَيُحْلِكَ الْحَرْفَ وَالنَّسِلِ İmkanını ele geçirdiğinde kültürü, ürünü ve nesli bozar. Aile yuvasını çökertir. Yani iblisin de, iblisleşmiş bütün insanların ideolojilerin de asıl maksadı aile yuvasını çökertmektir. Onun için şeytana karşı tedbir almayı öğütlüyor Peygamber Efendimiz. Bu çok önemlidir. Bana göre bu gözden şeytan bu çağda olduğu kadar hiçbir çağda zannımca gözden kaçırılmadı. Şimdi ben yüksek lisansta bir öğrencime test konusu olarak belirledim bunu. Kur'an'a göre şeytanın vesveseleri ve bundan korunma yolları. Yani biz hayali bir halüsinasyondan bahsetmiyoruz. Ha böyle bir şey yok da bir şey yapalım hani biz şey anlatıyoruz bari daha güçlü olsun diye bir örnek olarak bir hurafeden bahsetmiyoruz. Şeytan denilen bir realite var. Ve bu duygu dünyamıza müdahale edebiliyor. Fikirlerimize, niyetlerimize sızabiliyor. Eğer biz o kapıyı açarsak bizim aile hayatımızı zehire, zembereye, cehenneme çevirebiliyor. Buna karşı koruma almamız gerekiyor. Korumalı olmamız gerekiyor. Bir gün ashab-ı kiramla birlikte Efendimiz bir yerden bir yere giderken sahabeden bir zat diyor ki kavga eden iki kişi gördük. Birbirleriyle yaka paça birbirlerine girmişlerdi. Peygamberimiz de yanımızdaydı. Bir tanesi o kadar öfkelenmişti ki yüzü kıpkırmızı olmuştu. Boynunun damarları falan çıkmıştı yani. Peygamberimiz o zatı görünce dedi ki ben bir söz biliyorum. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu zat o sözü söylerse bu üzerine çöken kara basan gibi şeyden kurtulur buyurdu Peygamberimiz. Ve usulca Efendimiz Eûzu billahi mineşşeytanirracim dedi. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Peygamberimiz öyle buyurdu. Şimdi ben buradan bir mesaj alıyorum. Öfkelerimizin, nedensiz öfkelerimizin, bir anda yükselmelerimizin, bir sürü yaptığımız kabalıkların falan bile kökenini gidin, neşteri vurun. Elbette ki burada kendi zafiyetlerimiz, her zafiyet, nefsimizdeki her zafiyet, terbiye edilmemiş her yön, şeytanın kalbimize sızması için açılmış bir menfeze, bir penceredir. Elbette ki ona yol veren insanın kendisidir. Fakat şeytana karşı tedbir almadığımız zaman mutsuzluğumuz bir domino etkisiyle evin içerisinde, aile ortamında devam edecek, gidecek. Kur'an-ı Kerim'e göre bunlara bakmamız lazım. Belki bunu bir özel bir
ilk defa geldiğimizde şeytan ve onun vesveselerine karşı korunma yolları diye bunu üzerinde özel bir oturum yapmamız lazım. Çünkü bizim eski eserlerde şeytanın hileleri ve ona karşı tedbirler diye bölümler vardı. Bu mesela o kadar ciddi bir konudur. Mesela bir örnek vereyim. Peygamber Efendimiz'e Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَاِمَّا يَنْزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. Bak şeytan gelebilir, dürtebilir şeytan. Kalbimize, duygularımıza sızabiliyor. اَلَّذِي يُوَسْفِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ Hatırlayın. Nas suresinde insanların göğüslerinin içine Allah'ın rızasına aykırı duyguları, düşünceleri sokuşturuveriyor. İradi durumumuza tesir ediyor, yön veriyor. Bir bakıyorsun bir şey yapmışsın, nasıl yaptın, nereden oldu tespit edemiyorsun. Korumalı olmamız gerekiyor. Mesela Allah'a sığınmayı tavsiye ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sana böyle bir şey, böyle bir dürtme geldiğinde şeytandan Allah'a sığın. Mesela bir örnek daha vereyim. وَمَنْ يَعْشُوا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ buyuruyor. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytan sararız, o da ona dostluk yapar. Akıl danesi olur, fikir verir, yön verir, duygu verir, düşünce verir. O da ona yaklaştıkça şeytani bir vaziyete doğru ilerler durur. Zikir mesela şeytana karşı bir korumadır. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetten bunu anlıyoruz. Yani bu yöntemleri tespit etmemiz gerekiyor. Şeytan kimdir? İnne şeytane aduvun lekum fettehiduhu aduve diyor. Cennetten Adem babamızla Havva annemizi şeytanla birlikte yeryüzüne indirirken Allah buyuruyor ki şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman belleyin. Ona karşı tedbir alın. Kur'an'da bununla ilgili pek çok şey zikrediliyor. Sadece meselenin önemine dikkat çekip geçeceğim. Zikir mesela bunlardan bir tanesi olarak ifade ediliyor. Bir insan zikrettikçe şeytana karşı bir manevi blokaj, bir manevi kalkan geliştiriyor. Zikir dil ile Allah demek. Subhanallah demek. Akıl ile tefekkür etmek. Namaz bir zikir, oruç bir zikir, Kur'an'ı kıraat etmek bir zikir. İnsanlara eza veren bir şeyi yoldan Allah rızası için kaldırmak bir zikir. Zikir dil ile Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah demeyle başlayan, namaz, oruç ve hac gibi ibadetleri içine alan, bize Allah'ı hatırlatan, bizim de kendisiyle Allah'ı hatırladığımız her şey. Bu hedefe yönelik maddi ve manevi, ruhi ve bedeni her eylem zikirdir. Zikir şeytana karşı bir kalkandır mesela. Kur'an-ı Kerim'de bunu anlıyoruz. Demek istediğim şey şudur. İkinci madde, bizim bir defa kendi nefsimizin, nefsi zafiyetlerimizin farkında olmamız lazım. Bu bir. İkincisi, şeytanın en büyük emeli aile saadetini imha etmektir. Ona karşı manevi tedbirleri konuşacağımız gün tekrar bu vurguyu yapacağım. Neler yapılması gerekiyor şeytanın manevi olarak bize müdahalesine karşı, bu da çok önemlidir. Peygamberimiz itikafa girermiş. Hücre-i Saadet yakın. Efendimizin işte mescidiyle, Hücre-i Saadet Mescid-i Nebevi'yle yan yana. Öyle bir itikaf çadırı olurmuş Peygamberimizin. Bazen de annelerimiz gelirmiş onun ihtiyaçları olduğunda. Yani Ramazan'ın son 10 günü itikafa giriyor Efendimiz. Orada kalıyor, mescitte kalıyor, orada yiyor, orada içiyor, oradan çıkmıyor falan. Annelerimiz de ihtiyaçlarını getirirmiş Peygamber Efendimizin. Bir gün Efendimizin bir annelerimizden birisi onun bir ihtiyacını getiriyor. Peygamberimiz onu yolcu ederken gecenin bir vaktinde sahabeden birisi görüyor. Yani Peygamberimiz hicab ayeti var. İşte kapalı bir annelerimizden birisi, tanınmıyor tabii, falanca kimse diyemiyor. Efendimiz'i bir hanımla görüyor. Peygamberimiz o sahabeyi yanına çağırıyor. Diyor ki, هَذِهِ زَوْجَةِ فُلَانَ Bu benim falanca eşimdir. Açıklama yapıyor Peygamberimiz. Sahabeden o sahabeyi diyor ki, ya Resulallah, مَنْ كُنْتُ اَذُنُّ بِهِ وَلَمْ اَكُنْ اَذُنُّ بِكَ Yani niçin böyle bir açıklama yaptınız ki? Ben kimim ki sizin hakkınızda bir suizan besleyeyim? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ben sizi helaliniz olmayan bir bayanla görüştüğünüz şeklinde bir düşünce olabilir mi bende? Niye böyle bir açıklama yaptınız ki diyor. Peygamberimiz buyuruyor ki böyle söyleme. İnne şeytane yecri minel insani mecradden. Şeytan insanın damarlarında kanın gezdiği gibi gezer. Buyuruyor Peygamberimiz. Böyle deme. Demek ki şeytan denilen bir tehlike var. Bu tehlikeye karşı tavır almamız, konumlamamız gerekiyor. Bu iki. Üçüncüsü de bakın
dünya ile ilişkimiz, bizim bütün davranış dünyamızdaki davranış problemlerimizin üçüncü kaynağı Kur'an-ı Kerim'i incelediğinde bu olarak karşımıza çıkıyor. Yani dünyaya bakışımız, dünyevileşmek dediğimiz problem Kur'an'da el hayatu dünya diye ifade ediliyor. Bu da bizim ailemizde yaşadığımız, hayatımızda yaşadığımız bütün problemlerin kök hücresi, kökü yani. Bunun yerine koymamız gereken şey de zühd. Peygamberimizin aile hayatında en ön plana çıkan hususlardan bir tanesi zühddür. Yani dünyadan feragat etmek, dünyaya katli kadar kıymet vermek, asıl meselemizin ahiret olduğunu, ölümlü olduğumuzu, bu dünyadan vakti geldiğinde terk-i diyar edeceğimizi bilmek, bu şuurda olmak ve asıl ahiretin icaplarını, hedeflerini, dünyevi hedeflerin gerisinde bırakmamak. Bunun da davranışların üzerinde ıslah edici etkisi vardır. Şimdi bir hadiste buyuruyor ki Peygamberimiz, ''Ezzuhdu, soruları sonda alalım mı?'' Buyurun. Biraz önce hızlıca açıkladım, dikkatten kaçtı. İtikaf şu, Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 gününde mescide kapanıyor ve geceleri ibadetle, gündüzleri zaten oruçla geçiriyor ve mümkün olduğu kadar mescitten çıkmadan ibadet halinde sürekli ibadet-i taat ile meşgul oluyor Ramazan'ın son 10 günü. Çünkü o son 10 gün içerisinde Kadir Gecesi var. O Kadir Gecesini ifa etmek gerekiyor. O geceyi bir insan ifa ettiğinde 1000 aydan daha hayırlı bir mevsime denk gelmiş oluyor, zamana denk gelmiş oluyor. Çok büyük bir manevi ganimet, sevap kazanmış oluyor. Peygamberimiz de bu konuda bize yol göstermek için mesela Ramazan'ın son 10 gününü ibadetle geçirmeyi tavsiye ediyor. Bu konuda da kendisi örnek oluyor. Şimdi dünya konusunda da Peygamberimiz buyuruyor ki bakın اَزْزُهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيْهُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنِ Dünya konusunda zühd sahibi olmak. Yani dünyevi maksatları, çıkarları, ahiretle ilgili çıkarların üzerine koymamak. Zühd sahibi olmak kalbi ve gönlü rahatlatır. يُرِيْهُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنِ Sadece kalbi rahatlatmaz, bedeni de rahatlatır. Yani otonom sinir sistemimiz üzerinde tok gözlü olmak. Dünya konusunda tok gözlü olmak. Asıl amacın, asıl hedefin, asıl yaşamın ahirette olduğunu fark etmek, planları, programları, çıkarları bunun üzerine inşa etmek. Bu sadece kalbi rahatlatmaz, bu bedeni de rahatlatır. Bedeni büyük bir gerilim yükünün altından çıkartır. وَالرَّغْبَةُ ف۪يهَا تُكْثِرُ الْهَمَّ وَالْحَزَنِ buyuruyor. Dünyaya meyletmek, sekülerleşmekte hüznü ve kaygıyı çoğaltır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi buradan şunu demek istiyorum. Aile hayatında dünyevi hedefleri değil, ahiretle ilgili maksatları, Allah'ın kulu olduğumuz bilincini, yarın ölebileceğimiz duygusunu, öldüğümüzde Allah'ın huzuruna çıkacağımız ve hesap vereceğimiz duygusunu hayatımızın merkezine yerleştirdiğimiz zaman aile hayatımızda, kişiliğimizde, duygu dünyamızda başlayan bir değişimin, müspet değişimin nasıl ortaya çıktığını göreceğiz. Şimdi bu söylediğim şeyler, tabii mesela burada çok somut, pratik bir takım şeyler de söyleyeceğim işin sonuna doğru. Ama bunlar davranışlarımızın zihinsel ve duygusal arka planlarıdır. Yaşadığımız problemlerin kökü burasıdır. Buraya nüfuz etmeden kalıcı bir mutluluğun, davranış değişikliğinin meydana gelmesi zor oluyor. Bir kimseye bir davranışından dolayı şunu yapma, bunu yap dediğiniz zaman tamam o kimse onu yapıyor ama daha büyük bir problemle başka bir yerde yine problem veriyor, patlak veriyor mesela. Nefis, ıslah-ı nefis bu bir. Şeytan tehlikesinin farkında olmamız, asıl amacı aile mutluluğunu yerle yeksan etmek olan şeytanın farkında olmamız bu iki. Üçüncüsü de dünya ile ilişkilerimizi düzenlememiz. Bunların üçü insanın erdemlerini içten içe kemirir. Bu üç unsurla mücadele etmek İslam'da cihad-ı ekberdir. En büyük mücadele. İslami literatürde bu cihad-ı ekber kavramıyla zikredilir. Şimdi hane-i saadet, hani mutluluk. Mutluluğun bir adresi var. Bir zaman bakımından adresi var. Asr-ı saadet diyoruz. Saadet mutluluk demek. Mutluluğun gerçekten yaşandığı bir dönem var. Asr-ı saadet. Asr-ı saadet, mutluluk asrı. Orada da bir merkez var ki oranın da bana göre başkenti hane-i saadet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi hane-i saadet. Mutluluğun merkezi, ana noktası. Şimdi Medine'de pek çok ev var.
Peygamber Efendimizin evini oradaki diğer evlerden ayıran şey ne? İki temel şeyin olduğunu anlıyorum, fark ediyorum. Birincisi Kur'an. Kur'an iniyor. Peygamber Efendimizin evini aziz kılan, haneyi saadet kılan şeylerden birincisi Kur'an. Bir evi sebepsiz huzursuzlukları yok etmek için, evde gerçekten sükuneti ve sekineti, huzuru, itminanı tesis etmek için Kur'an-ı Kerim'i evin içine sokmayı, evin cidarından, duvarından indirip kalbin cidarına, kalbin duvarına asmayı teklif ediyorum. Kur'an'la ilişkilerimiz arttıkça ve çeşitlendikçe göreceksiniz ki evdeki huzurun, huzursuzluğun huzura nasıl dönüştüğünü, problemlerin, böyle uyumsuzlukların, sıkıntıların incir çekirdeğini doldurmayacak problemlerden doğan çatışmaların nasıl halledildiğini göreceksiniz. Peygamber Efendimizin evini asr-ı saadet kılan şey Kur'an. Çünkü Kur'an kendisini ifade ederken şifa ulime fi sudur diyor. Kalplerdekilere şifadır. Göğüslerin içinde bulunan sıkıntılara, problemlere, hastalıklara şifadır Kur'an. Kur'an'la ilişkimizi arttıralım. Mesela geçen programda ifade ettim. Kur'an'la ilişkimiz bir okuma ilişkisidir ve Müslüman Kur'an'ı 4 şekilde okur. Kur'an'ı dilimizle okuyalım. Kur'an şifadır. Kur'an dilimizden kalbimize insin. Göreceksiniz duygularınızın, düşüncelerinizin nasıl değiştiğini, görünmeyen bir elin kalbinize doğru nasıl nüfuz ettiğini ve sizi nasıl evirip çevirdiğini göreceksiniz. Kur'an'la ilişkimizi çoğaltalım ve çeşitlendirelim. Kur'an'ı okudukça içimizde duygularımızın, düşüncelerimizin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim şifadır. Şifeun lime fissudur. Kalbimi değiştirmek istiyorum. Bakışımı değiştir, perspektifim değişsin istiyorum. Eşime bakışım değişsin istiyorum mesela. Nasıl olacak? Bak Kur'an-ı Kerim, eşin senin için nedir? Yemek yapıyor. Başka? İşte arkamızı toparlıyor falan. Hayat arkadaşımız falan. Kur'an-ı Kerim bir adam için karısını, eşini bunun daha üzerinde bir yere koyuyor. Ve buyuruyor ki وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةٍ لِقَلْبٍ يَتَفَكَّرُونَ buyuruyor. Kadın ve erkeğin arasında muhabbeti ve meveddeti nasıl inşa ettiğini Allah ifade ettikten sonra kadında sizin için, düşünen bir kavim için ayetler vardır, ibretler vardır. Allah böyle buyuruyor. وَخَلَقَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا sizin için sizden çiftler yarattı, eşler yarattı buyuruyor Allah Celle ve Ala Hazretleri. Ve eşlerin arasında ülfeti ve muhabbeti payidar ettiğini ifade ediyor. Yani karıyla koca arasındaki ilişkiyi biyolojik bir noktaya, cinsellik gibi bir noktaya veya bir hizmetçi gibi maddi ihtiyaçlarını gören bir noktaya değil, çok üzerinde ulvi bir mevkiye getiriyor, dayandırıyor. Aranızda ülfeti ve muhabbeti payidar etti buyuruyor. Kur'an-ı Kerim bakış açımızı değiştirecek, eşimize bakış açımızı değiştirecek. Evladımıza bakış açımızı değiştirecek mesela. Yani evlat, Kur'an-ı Kerim eğer kalbimize nüfuz ettiğinde bizim için omzumuzda bir yük, sırtımızda bir kambur değil. Allah'ın bir emaneti, ahiret sermayesi ve bir sadakayı cariye olmuş olacak. Bakış açımızı değiştirecek Kur'an-ı Kerim. Ben şunu gördüm, Kur'an-ı Kerim'le ne kadar meşgul olursam duygularımın o kadar istikrar kazandığını, duygusal atakların, öfke patlamalarının o kadar az olduğunu ve o kadar büyük bir sükunetin ve huzurun eve hakim olduğunu gördüm. Bakın Peygamberimiz buyuruyor ki bir Müslüman düşünün ki Kur'an okuyor. Bu kavun gibidir. Kavun. İmanından dolayı tadı güzeldir. Kur'an okuduğu için kokusu güzeldir. Mesela evin içerisinde oturuyorsunuz. İğrenç bir koku var. Psiki olarak düşünelim. Ne kadar tahammül edebilirsiniz? Bir dakika, iki dakika, on dakika, bir saat. En sonunda insanın hani burnunun direği kırılır ya. Freniniz patlar, sabır taşı çatlar. Yani o kokuyla mücadele etmeniz lazım, onu bir ortadan kaldırmanız lazım. Manevi açıdan da evin bir kokusu vardır. Bu kokunun güzelleşmesi, iyi bir noktaya gitmesi Kur'an'la mümkün olur. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Bir Müslüman düşünün ki Kur'an okuyor, kavun gibidir. Tadı zaten imanından dolayı güzeldir de, bir de Kur'an okuduğu için kokusu güzeldir. Bir Müslüman düşünün ki Kur'an okumuyor. Bu hurma gibidir buyuruyor Peygamberimiz.
Tadı güzeldir. Mesela bir evde hurmanın olduğunu anlar mısınız? Mümkün değil. Hurma var. Nereden bileyim? Eve girdiğinizde bir hurma kokusu aldığınız oluyor mu mesela? Yok. Niçin? Hurma kokmaz çünkü. Lezzetlidir ama onun lezzetini elinize alıp yıkayıp ağzınıza atıp çiğneyene kadar fark edemezsiniz. Ama bir evde kavun varsa adımınızı içeriye atar atmaz o güzel koku sizi mest ediverir. Kur'an okumak böyledir işte. Kur'an okumanın o kadar kendisine ait özgül bir ağırlığı vardır ki Peygamberimiz buyuruyor ki bir günahkar düşünün ki, mümin düşünün ki Kur'an okuyor. Bu reyhan gibidir buyuruyor. Bunun da kokusu vardır. Ama günahlarından dolayı, kalbinin fesatlığından dolayı tadı zehir zemberektir. Mesela reyhan çok acıdır mesela. Hayvanlar bile onu yemez. Mesela keçiler, koyunlar filan onun kokusuna aldanıp da yemezler. Bir de günahkar düşünün ki Kur'an okumuyor, bu Ebu Cehil karpuzu gibidir buyuruyor Peygamberimiz. Ne tadında hayır vardır ne kokusunda hayır vardır. Kur'an'la ilişkimizi geliştirdikçe hanedeki durumun, vaziyetin olumlu bir noktaya doğru gittiğini göreceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak Allah'la konuşmak gibidir. Bu tanımı yapan Peygamberimizdir. Derdin var, sıkıntın var, kaos içerisindesin. Hiç kimseye derdini anlatamıyorsun. Bak bir şey söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim oku. İçindeki o zehri Kur'an-ı Kerim alıyor. Kur'an insanın zehrini alır yani. Ve şifa oluyor. Ve dilinizin biraz daha istikamet üzere olduğunu, öfkelerinizin biraz daha sakinleştiğini, biraz daha aklı selimle düşünmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Ama bu şansı ruhunuza tanıyın. Problemler için söylüyorum. Bunu açıp başına oturmayı başarabilmeniz gerekiyor. Bunu yapmadan işte ne yapıyor? Kendisini kahvehaneye vuruyor, dışarıya vuruyor, bağ bahçeye vuruyor. Ama sorunu çözmüyor bu. Kur'an-ı Kerim Allah'la konuşmaktır. Konuşmak gibidir. Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyalım. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde çokça düşünelim. Yani siz, onlar sizden ağır bir söz aldı ayetini bir insan düşündüğünde. Bayanlardan bahsediyor. Siz onlara karşı adil davranın, zulmetmeyin buyuruyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü onlar nikah esnasında sizden ağır bir söz aldılar. Mesela beni çok etkiler. Veda haccında Peygamber Efendimiz karşısındaki erkek sahabilere diyor ki siz kadınları Allah'a bir söz vererek kendinize helal kıldınız. Kadınlar size Allah'ın emanetleridir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demiyor ki annelerin babalarının emanetidir. Annesinin babasının emaneti dese annesi babası yok dışarıda kaldı içeride istediğin gibi zulmedebilirsin. Peygamberimiz referans noktasını nereye yerleştiriyor? Bakın bir müminin zihninde Kur'an'ı kendisine rehber olan Hazreti Peygamber'i kendisine bir ışık olarak, bir rehber olarak gören kimsenin zihninde kadın Allah'ın emanetidir. Annesinin babasının emaneti değildir. Allah'ın emanetidir. Bu bakış açısını sağladığında bu keser, bu düzeltir, bu ıslah eder, bu onarır yani. Asıl nokta burasıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'le ilişkimizi çeşitlendirmeyi, Kur'an-ı Kerim'i çok çok okumayı, Kur'an-ı Kerim'in Allah'la bir konuşma olduğunu, Allah'la bir muhavere olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bu oldukça durumumuz değişecek, duygularımız değişecek, düşüncelerimiz değişecek ve davranışlarımızda göreceksiniz mükemmel bir iyi noktaya doğru gidecek. Ve sebebini bilmediğimiz huzursuzluklar büyük oranda gidecek. Peygamber Efendimiz'in hanesini hane-i saadet yapan birinci şey Kur'an-ı Kerim. İkincisi de o haneyi hane-i saadet yapan Peygamber Efendimiz'in o hanede bulunması. Şimdi şereful meken bil mekin ve şereful zemen biz zemin derler Araplar. Bir mekan değerliyse o mekanda değerli bir kimse vardır. Bir zaman değerliyse o zamanda gerçekleşmiş değerli bir olay vardır. Peygamberimizin hanesini değerli kılan şey Peygamberimizin o hanede olmasıdır. Bir hane eğer hane-i saadet olmak istiyor ise Peygamber Efendimiz o evin gündemine gelmeli. Hane halkı gerçekten mutlu olmak istiyorsa hane-i saadetin hane-i saadet olmasının sebebi olan Peygamber Efendimizle bağını, gönül bağını yeniden güçlü bir şekilde tesis etmeli. Ettiğinde bunu açık bir şekilde görecektir. Peygamber Efendimiz'e çokça salavat getirdiğinde, Peygamber Efendimiz'i çokça tanıdığında, onun hayat örgüsünü, hayat motiflerini yakaladığında o değişimin sırrı olacak. Bakın ben bir kızlarım küçükken, kızlarım bir tanesi şu anda burada beni dinliyor. Belki onlar hatırlamayacaklar olayı. Ama bir yaşadığım hadiseyi mesela somut olarak aktarayım, oradan bir noktaya doğru geleyim. Peygamber Efendimiz'in
hayatını okuyoruz. Şahver Çelikoğlu hanımefendinin Şemail-i Şerif isimli eserini okuyoruz. Adım adım Peygamber Efendimizin böyle hayat sahneleri gözümüzün önünden geçiyor. Okuyoruz. İşte Efendimizin doğumu, Peygamber Efendimizin siması, oturması, kalkması, yemesi, içmesi falan. Okudukça da çok uzun da okumuyoruz. Şimdi 15 dakika, 20 dakika. Yani o kadar hallerimiz değişti, olaylara bakışımız değişti, birbirimize bakış açımız değişti ki yani muazzam şeyler hissediyoruz. Hatta kızlarımdan birisi çok farklı bir tecrübe yaşadı. O tecrübeden sonra onun hayatının iki kısmı ayrıldığını açık bir şekilde görebiliyorum. Peygamberimizle o yakın tanışmadan sonra hali, hareketleri, eşyaya bakışı, olaylara bakışı değişti. Peygamberimiz özlediğimiz, umduğumuz o özel değişimin değişimin sırrıdır Peygamber Efendimiz. Bunu ifade etmek istiyorum. Günlerden bir gün bir metin açtım ben. O günlerde daha küçükler, çocuklar küçükler. Bir ifade geçti. Peygamber Efendimiz ile Hazreti Fatıma annemiz arasında. Fatıma annemiz Peygamberimizin kızı. Diyor ki Peygamber Efendimiz vefat edecek. Vefat etmeden vefat hastalığında Fatıma annemizi çağırıyor. Etrafında insanlar var, takip ediyorlar. Bir şey söylüyor biliyorsunuz. Ağlamaya başlıyor. Sonra bir şey söylüyor, gülmeye başlıyor Fatıma annemiz. Meclis dağıldıktan sonra soruyorlar niçin ağladığını ve niçin güldüğünü. Bunları okuyorum yani. Okuyorum. Sonra bir şey yaşadım onu anlatacağım. Niçin ağladığını sorduklarında diyor ki babam peygamberim dedi ki bu benim ölüm hastalığımdır artık ben iyileşmeyeceğim. Vefat edeceğim yani. Peki niçin güldün? Böyle bir matem, böyle bir kötü haberden sonra insan neye gülebilir? Çünkü babam peygamberim dedi ki bana ailemden ilk kavuşacak olan kişi sensin. Vefat ettiğinde ailete benim yanıma ilk gelecek olan kişi sensin. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma ömrünün baharında aldı vefat haberini, vefat edeceği haberini. Peygamberimizin vefatından yaklaşık 6 ay sonra Efendimizin yanına intikal etti, vefat etti yani. 27-28 yaşlarındaydı vefat haberini aldığında. Şimdi Hane-i Saadet'ten Fatıma annemiz babasını, Peygamberimizi ölümüne seviyor. Onunla birlikte ölecek kadar çok seviyor. Bunun bir sebebi var. İnsanlar kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri bir coğrafyada, bir iklimde, bir zamanda Peygamberimiz kızı evine geldiğinde ayağa kalkıyor. Onu alnından öpüyor. Ona yerini gösteriyor. İkramda bulunuyor falan filan. Sevgi emek istiyor. Peygamberimiz bunu yapıyor. İnsanlar kız çocuklarına insan mıdır, değil midir diye tartışma yürütürken kız çocuklar üzerinde Peygamberimiz ona aziz bir varlık muamelesi yapıyor ve onur ediyor. Şimdi ben bunu okudum. Dedim ki bir gün oturuyorum odada. Ben dedim kızlarımdan birisi içeriye girdiğinde Peygamberimizin bu yaptığı uygulamayı aynısını yapacağım dedim yani. Hiç unutmuyorum. O zaman birisi ilkokula gidiyor, diğeri ortaokula gidiyor. Biri girdi içeriye. Kalktım. Şimdi bizim evde de hepimizin vardır yani böyle bir babaların oturduğu bir yer vardır. Mesela kanepenin bir yeri babaya aittir ya da bir koltuk takımı varsa bir koltuk babaya aittir yani böyledir yani. Hep böyle babalar oturur oraya. Ben de yaklaşık 21-22 yıllık evliyim. Bu kadar sürelik zaman, bu zaman zarfı içerisinde kendime bir yer edinmeyi başarabildim. Benim de bir yerim var yani evde böyle bir yerim var benim de. Benim oturduğum sadece bana ait. Ben oturuyorum genelde oraya. Şimdi kızım içeriye girdi. Ben bunu uyguladım yani bir eğitimci gözüyle nasıl olacak sonuçta ben bunu uyguladım. Hemen ayağa kalktım. Babacığım hoş geldin dedim. Şimdi o kadar odalarına kapanıyorlar ki bir de. Kendi odalarından bizim bulunduğumuz odaya geldiklerinde bir misafir gelmiş hissiyatı oluşuyor biraz da bizde. Yani çok herkes kendi yoğun ders çalışıyorlar falan. Hoş geldin dedim hemen yerimi gösterdim. Buyur babacığım dedim. Peygamberimizin yaptığı bir şeyi uygulamaya çalışıyorum. Sonuç ne olacak? Bir eğitimci gözüyle anlamaya çalışıyorum. Oturttum. Hemen ileride sehpalar vardı. Bir sehpa çektim. Bir bardak su getirdim. Dedim bugün sen yorulmuşsundur okulda. Ne istersin? Sana ne ikram edebilirim falan. İzliyor beni yani. Yani anlamaya çalışıyor olayı falan. O kadar mutlu oldu, o kadar memnun oldu ki. Sonra bakın 2-3 gün boyunca mesela yatmaya giderken baba ben yatmaya gidiyorum demeye başladı. Okuldan geldiğinde önceden doğrudan odasına giderdi. Okuldan geldiğinde ben çalışırken işte selamünaleyküm baba ben geldim falan demeye başladı.
Kendisi odasından çıkıp mutfağa giderken işte baba bir şey istiyor musun falan demeye başladı falan. Bak bu değişimin sırrını yani rutini kırmadan gerçekten değişmeyi istemeden bir şeyin değişmesinin imkan ve ihtimali yok. Armudun pişmesi, ağzımıza düşmesi bir mitolojidir. Böyle bir şey yoktur. Emek istiyor, gayret istiyor, çaba istiyor. Peygamberimizi tanıdıkça demek istediğim şudur. Haneyi saadet yapacak olan, kalıcı huzuru ve mutluluğu sağlayacak olan şey Peygamber Efendimizle ilişkimizi çeşitlendirmemiz. Dilimize salavat getirelim. Aklımızda salavat getirelim. Peygamberimizi marifet edelim. Kalbimizde salavat getirelim. Peygamber Efendimiz'e muhabbetimiz artsın. Ve Peygamberimizin uygulamalarını hayatın içerisine sokalım. Rutini kıralım. Değişimi başlatalım. Her davranışın bir ruhu vardır derler. Her ruhunda bir davranışı. Yani bir insan bir iş yaptığında buradan bir halet-i ruhiye oluşur. O insanın içine nüfuz eder. Ve o insanı içeriden değiştirir. Değişim bazen kabuktan öze, bazen özden kabuğa doğrudur. Bazen görüntüden gönle, bazen gönülden görüntüye doğrudur. Bazen davranıştan iradeye, ruha, bazen ruhtan davranışa doğrudur. Rutini kıralım. Peygamber Efendimiz'in uygulamaları, çok basit örnek veriyorum, bakın. كَنَا اِذَا دَخَلَ ف۪ي بَيْتِهِ اَلْيَنَا النَّاسِ بَسَّبًا دَحَّاكًا Peygamberimiz evine girdiğinde insanların en yumuşak olanıymış ve en mütebessim olanıymış yani. Çok mütebessimmiş, gülermiş ve çok yumuşakmış. Şimdi bu sırlardan bir tanesidir. Peygamberimizin hane-i saadetinde mutluluğun ipuçlarından birisidir. Çünkü ayette buyuruyor ki bakın Peygamberimize فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Sen Allah'ın rahmeti sayesinde insanlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَا الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Eğer sert olsaydın, katı kalpli olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Evde durumun nasıl? Evdeki pozisyonumuz nasıl? Yani eve geldiğimiz zaman nasıl bir imajımız var? Buna üçüncü ebeveyn falan deniliyor şimdilerde. Bakın bu teori eğitimcilerin çokça dillendirdiği bir teori. Üçüncü ebeveyn diye bir şey varmış. Yani annenin ve babanın kendi aralarındaki ilişkiden doğan üçüncü bir şahıs yaşıyormuş aslında evde. O sizin imajınız. Adınızı duyduğunda, sesinizi duyduğunda çocuğunuzun zihninde canlanan o hayalet yani. Onu düzeltmeden hiçbir şey düzeltemezsiniz. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda hane-i saadette ve ashab-ı kiramla ilişkisinde Efendimiz yumuşak ve Efendimiz mütebessim, tebessim ediyor Peygamber Efendimiz. Bu mesela sırlardan bir sırdır, bir ipucudur. Uyguladığınızda bunun değişimini görürsünüz, açık bir şekilde görürsünüz. Çünkü Allah kanunu şöyle koymuştur. Allah'ın rahmeti sayesinde yumuşak davrandığın için etrafında kenetlendiler. Sert olsaydın, katı kalpli olsaydın, bak bir şey söyleyeyim, ayette geçmez ama parantez içerisinde geçer. Peygamber olmana rağmen insanlar etrafından dağılır giderlerdi. Biz kimiz? Biz peygamber değiliz. Biz, yani sert olduğunda, katı kalpli olduğunda eşin senden uzaklaşır. Dilinle eza etmeye başladığında, jestlerinde, mimiklerinde, geçen dersimizde mesela yüzün bir dilinin olduğundan bahsettik. Yüzümüz istikamet üzere olacak dedik. Eğer sert, çatık kaşlıysan, asık suratlıysan orada bir hayalet oluşur ve o hayalet senin bir sürü işini kötü bir şekilde, kötü bir yola sokar yani. Peygamber mesela bir ipucu budur Peygamber Efendimiz'e. Bunu hayatımızda uygulayalım. Sonra Peygamberimiz evine girdiğinde vaktini üçe ayırıyormuş mesela. Bu bir enteresan bir tespittir. Sahabe öyle söylüyor. Evine girdiğinde vaktini üçe ayırırdı. Üçte birini kendisine, üçte birini ailesine, üçte birini de Rabbine ayırırdı. Bana göre zaman mefhumunu, zaman idrakimizi kaybetmemizin en büyük semptomları ailede görülüyor. Yani aynı evin içerisinde bir avuççuk dünyada aile fertleri kayıp, çocuklar kayıp, anne baba kayıp, eşler birbirine göre kayıp, herkes ayrı bir odada, herkesin elinde bir telefon ve herkes birbirinden uzakta. Bakın bunu uygulayalım. Çok değil, 40 gün. 40 günde hayatın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Peygamberimiz vaktini 3'e ayırıyor. Eve girdiğinde 3'te 1'ini kendisine, 3'te 1'ini Rabbine, 3'te 1'ini ailesine ayırıyor. Mesela ben bundan bir yerde bahsettim. Bir arkadaşımız tecrübesini anlatıyor. Evliliğinin nasıl ipten aldığını bu meselenin mesela bunu anlatırken diyor ki ben de vaktimi 3'e ayırıyorum aslında eve girdiğimde. 3'te 1'ini kendime, 3'te 1'ini kendime, 3'te 1'ini kendime. Üçte birini
cep telefonuna, üçte birini televizyona, üçte birini de yemeye, içmeye falan, giyinmeye, uyumaya. Benim için ailem, ailem için ben yokuz aslında evde. Buna müdahale ettiğinde buradan göreceksiniz ki bir muhabbet doğacak. Teşrik-i mekan, teşrik-i zaman, teşrik-i amel. Aynı zamanda, aynı mekanda, aynı hayırlı işi yapmak mutluluğun en önemli ipuçlarından birisidir. Peygamberimizin hane halkıyla muhabbeti var. Onlarla birlikte oturması var. Onlarla birlikte konuşması var. Onlarla birlikte şakalaşması var. Şimdi ben bu örneği çok anlatıyorum. Bu pandemi döneminde bir yaşadığım olaydı. Çok hoşuma gitti. Bir bana göre ders olarak anlatılması gereken bir vaka. Diyor ki, bir paylaşım yapmış bir kardeşimiz. Sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkamıyoruz. Evdeyiz. Elektrikler kesildi. Modem kapandı, internet. Yani kapandı. Kumandayı da bir kenara attık. Televizyon da kapandı. Cep telefonunda şarj bitmişti. Onu da bir kenara koyduk. Muhabbet ettik diyor kardeşlerimle, annemle, babamla mecburen gecenin geç vaktine kadar. Hepsi çok iyi insanlarmış. Ne not düşmüştü yani. Şimdi biz birbirimizi tanımıyoruz. Tanıdığımızı zannediyoruz, tanımıyoruz. Vaktimizi üç ayıralım. Çok somut bir şeyden bahsediyorum. Vaktimizi üç ayıralım. Bak bir şey söyleyeyim. Şimdi şu hadisi duymuşuzdur. Sahabe bazen peygamberimize gelir, rehberlik etmesini isterdi. Evsini ya Resulallah dermiş. Bana nasihatte bulun ey Allah'ın Resulü. Ama işlerinde de bir beklenti var. Mesela nasihat et dediğinde Allah yolunda cihat et. Ayakların altı şişene kadar namaz kıl falan diyecek zannediyor. Böyle bir beklenti var. Sahabeden birisi diyor ki bir gün gittim peygamberimizin yanına, dedim ki evsini ya Resulallah, bana nasihatte bulun. Efendim şöyle bir baktı, dedi ki la tağdab, öfkelenme. Durdum, çok yani bana çok hafif geldi. Bir daha sordum. Ya Resulallah, evsini ya Resulallah. Peygamberimiz buyurdu ki la tağdab, öfkelenme. Durdum, bir daha sordum. Evsini ya Resulallah. Kale la tağdab, öfkelenme. Öfkene sahip ol. Bakın bugün duygu kontrolü dedim ya, ben bunu niçin anlattım? Yani zaman doğsun diye, zaman da çok iktisatlı kullanamadığımın farkındayım. Niçin nefis terbiyesi, niçin şeytan denilen damarımıza basan ve öfke durumumuza tesir eden varlıktan bahsettim? Niçin sekülerizmden bahsettim? Çünkü bakın, öfkelenmeyi çekin alın. Kendimden bahsediyorum. Kendim de biraz öfkeli sayılırım. Öfkelenmeyi aile problemlerinin merkezinden çekin alın. %70 sorunlar çözülür. Kadın cihetinden de erkek cihetinden. Öfkelenmeye çekin alın. Şimdi o kadar zor bir mevzudur ki sahabeden birisi de bir hatırasını anlatıyor. Peygamberimize bir defasında gittim. Dedim ki bana nasihatte bulun. Dedi ki la tağdab ve lekel cennet. Öfkelenme. Cennet senin olsun. Gidin bugün mahkemelere. Bugün işlenmiş, bakın dünü falan değil, 10 yıl öncesinde değil. Bugün işlenmiş suçlara bakın. Akşam 19 haberlerine bakın. %90'ı öfke kontrol probleminden, öfke patlamasından. Duygu dünyamıza hükmedeceğiz, dişimizi geçireceğiz. Ben olmuyor, ben yapamıyorum. Öfkeme hakim olamıyorum. Oluyorsun. Doğru söyle, oluyorsun. Mesela benim öfke kontrol problemi olan bir arkadaşım vardı. Vuruyor, kırıyor, ağzına gireni söylüyor falan. Ailesi boşanma noktasına geldi, yapamıyorum falan. Bir gün birlikteyiz, arabada gidiyoruz, patronu aradı. Çıkmışız, iki saatlik yol almışız, geri çağırıyor patronu. Ben dedim, çağırıyorsa şimdi gider, patronun gırtlağına çöker. Çünkü öfke kontrol problemi var ya. Peki efendim, konuşuyor. Aslında ne derseniz efendim, ne demek efendim? İki saat geldim ama bu size feda olsun, sorun değil efendim. Gittik, işte önünü gitledi, gayet müeddet bir şekilde. Patron diyor ki, ya kusura bakma seni de yoldan, o kadar yoldan döndürdük ama efendim ne demek ki? Ne demek bu? Ne demek? Siz bana deyin ki bilmem nereden Fizan'dan döngel, ben Fizan'da döner gelirim falan filan. Senin öfke kontrol problemin yok. Sadece karşındaki insanı çantada keklik bildiğin için, eşini çantada keklik bildiğin için, evladını çantada keklik bildiğin için, arkadaşını, anneni, babanı çantada keklik bildiğin için lütfedip de o otokontrolünü, o iradeni orada göstermemek gibi bir problemin var senin yani. Problemimiz budur. Onun için Peygamber Efendimizin sisteminde bakın
Öfke, öfkemizi kontrol etmeyi öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'de bakın en Kazım ismini duydunuz mu? Duymuşsunuzdur. Kazımin el-gayz geçer Kur'an-ı Kerim'de. Öfkesini yutanlar ve bunlara nasıl ahirette cennetlerin, nimetlerin verileceğini Kur'an-ı Kerim anlatır. Yutkunacağız. Yutkunmayı öğreneceğiz. Yutmayı öğreneceğiz. İçimize tepmeyi, tıkmayı öğreneceğiz. Susacağız. Bunu kontrol edeceğiz. Burayı kapatacağız. Ya hayır söyle ya sus. Bunu yapacağız. Bu Allah'ın emridir. Peygamberimizin emridir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya sussun. Bu zehir gibi acıdır ilk anda ama hani bu şurup var ya, şurubu içerkenki acılık gibidir. Sonra içeriden insanı iyileştirir. Yuttuğunda o öfkeyi, o öfke içeriden insanı iyileştirir. Bu çok pratik bir şeydir. Bakın, hoca o kadar girift, anlamsız ve teorik şeylerden bahsetti ki uygulanması çok zor. Hayır, çok somut bir şey. Böyle de bir yönü var konuşmamızın. Yani teorik bir şeyden de bahsettim. Ama şimdi çok pratik bir şeyden bahsediyorum. Öfkeni yut. Kur'an-ı Kerim bu çok büyük bir erdemdir. Kâhınînel gayr diye geçer. Öfkesini yutanlar yani. Hatta Efendimiz buyuruyor ki Miraç'a çıktım. Cennette Miraç rivayetlerinde geçiyor. O kadar güzel köşkler, saraylar gördüm ki dayanamadım, sordum Cebrail Aleyhisselam bunlar kimindir diye. Cebrail Aleyhisselam da dedi ki birbirlerini Allah için seven, Allah için ziyaret eden ve öfkelerini yutanlar için dedi yani. Bu kadar büyük bir erdem, muhteşem bir şey. Bunu öğrenelim. Bak sonra bir şey söyleyeyim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki اِتْبَا اِسْسَيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Bir kötülük yaptığında, bir kusur işlediğinde, bir çam devirdiğinde, bir iş yaptığında, bir problem çıkarttığında ne yaparsın? Bir hakaret ediyor, bir gönül kırıyor, bir aksiyon ortaya, bir öfke patlaması oluyor. Ondan sonra o kep bir odaya çekiliyor, ötekisi bir yere çekiliyor. Kalkanları indiriyorlar, perdeleri çekiyorlar. O içeride kronikleşiyor, müzmünleşiyor, gidiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki bak, hiçbirimiz suçsuz değiliz, sütten çıkmış ak kaşık değiliz, hatalarımız var. Efendimiz buyuruyor ki bir kusur işlediğinde, bir kötülük yaptığında hemen arkasından bir iyilik yap ki o iyilik, o kötülüğün ruhtaki izini silsin, onun lekesini temizlesin. Yapmaman lazımdı, yaptın. Düzeltmek için adım at. Mesela Peygamber Efendimiz hediyeleşmeyi öneriyor. Hediyeleş mesela. Hediye al mesela. Güzel söz sadakadır. Özür. Mesela özür dileme konusunda özürlüyüz. Özür dileme özürlüsüyüz. Özür dileyemiyoruz mesela. Niçin? Kazık gibi bir nefsimiz var. Baş noktaya dönüyor iş yine. Nefsi emmare var içimizde ve özür diletmiyor bize. Sen kusursuz olan sensin. Kusurlu olan o. Hatasızsın sen. Asıl problem onda delirtiyor. Peygamber çok da onu temel bir somut bir çözüm koyuyor ortaya. Bir kötülük yaptığında arkasından bir iyilik yap. Sonra bir örnek daha vereyim. Bakın ayette buyuruyor ki اِتْفَا بِلَّتِهِيَ ahsen. Sen bir kötülüğe maruz kalmış olabilirsin. Bir hakarete maruz kalmış olabilirsin. Ağzından bir şey çıkmış olabilir. Bir sorun olabilir. Ayette Allah buyuruyor ki bir kötülüğü kötülükle temizleme. Pisliği pislikle yıkamazlar. Sen kötülüğe iyilikle mukabelede bulun. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪ينَ. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık olan kimse can, ciğer, kuzu sarması olmuştur, dost olmuştur, sıcak bir arkadaş, muhip olmuştur, halil olmuştur, dost olmuştur. Bir de bakarsın ki böyle görürüz. Çünkü iyiliğin, kötülüğe karşı yapılan iyiliğin mamur kılmak, insanı içeriden onarmak ve değiştirmek gibi bir gücü, bir etkisi vardır yani. Ben 1994'te Ankara Üniversitesi'ne başladım. Süremiz de çok geçmiş, toparlamaya çalışayım. Ankara Üniversitesi'ne başladım ve orada rahmetli Mahmut Esat Coşan'ın yaşadığı bir hatırayı anlattılar. Ben gittiğimde Hoca Efendi merhum orada emekli olmuştu ama ilk gittiğimde böyle bir çok etkilendiğim için onunla da toparlayayım. Bir erkek öğrenci gelmiş bir gün yanına Hoca Efendi'nin. Demiş ki işte böyle çok sıkıntıda falan. Hocam sormayın başıma gelenleri falan. Ne oldu diye sormuş. İşte demiş babam beni evden kovdu. Sebep işte namaza başladım. İşte oruca başladım. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. İşte İslami faaliyetlerin içine gidiyorum. Sohbete gidiyorum falan. Çok seküler bir aileyiz.
Babam beni evlatlıktan reddetti. Hocam odanıza geldim. Çözün. Ne yapayım? Şimdi bakın bugün sosyal medyada benim diyen mesela bazı hatiplerin önüne bu konuyu, bu mevzuyu koyup senin baban zındık, senin baban kahin, vay zalim oğlu zalim falan nasıl bir retorikle karşılaşacağınızı tahmin etmekte zorlanmazsınız. Hoca efendi demiş ki bak, şimdi bak bir şey yapacağız. Al eline kalemi yaz bakalım. Sevgili babacığım, sebebi hayatım, canım babam. Ben Müslüman olduğum için, namaz kıldığım için, içki içmediğim için, işte sohbete toplantıya gittiğim için sen beni evden kovdun ama benim iman ettiğim Allah, benim inandığım Kur'an, benim peygamberim diyor ki babana, annene saygıda kusur etme, onlara hizmet et, onlar senin sebebi hayatındır. Benim seni başıma tac edebilmem için yanında bulunmam lazım, seninle aynı ortamda olmam lazım. Gözümün nuru, gönlümün sururu babacığım falan. Ne yazmışsa yazmış ya. Bu mektup eve gitmiş. Mektup evde bomba tesiri yapmış. Mektubu okuduğunda baba bir kanepeye yığılmış. O kadar etkilenmiş ki nasıl yazdıysa ağlamaya başlamış. Sonra işte ne bileyim annesi okumuş, bir türlü olmuş falan. Aradan bir zaman geçiyor. O delikanlı tekrar yanında böyle bir hanımefendiyle birlikte geliyorlar. Hocamızın yanına. Diyor ki hocam sormayın neler oldu. Ne oldu diye sormuş. Mektup bomba tesiri yaptı evde. Bakın bu benim kız kardeşimdi. Onun da hayatı böyle benden bin beterdi. Şöyle bir hayat yaşıyordu falan. İçki içiyordu, işte farklı işler yapıyordu falan. O da tövbe etti. Bakın işte o da şimdi namaza başladı falan diye anlatmış. Çok sevindi, çok mutlu olduk diyor. Sonra aradan bir zaman geçmiş. Tekrar gelmiş tek başına. Demiş hocam olanları sormayın. Annem, babam, kız kardeşim, ben birlikte umreye gidiyoruz. Hepsi böyle ondan, o mektuptan o kadar etkilendiler ki yani gerçekten Kur'an böyle bir evlat modelinden bahsediyormuş. Biz bunu bu bizim için çok önemli, bu ne kadar değerli diye. Şimdi artık onlar da bu işi bıraktılar ve bu kötü yoldan döndüler. Şimdi hepimiz umreye gidiyoruz falan diye detaylı bana anlatmışlardı. Birkaç gün önce de Antalya'da bir radyoda aynı olayı bizzat kendisinin anlatımıyla da dinledim. Onun için yani kötü olmasını, işlerin daha kötüye gitmesini istiyorsa kötülüğe kötülükle mukabele edelim. Ama iyi olmasını istiyor ise iyilikle müdahale edeceğiz, iyilikle karşılık vereceğiz, alttan alacağız. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Bir de bir şey daha söyleyeyim bitirirken. Şimdi bakın, ölümü çok düşünelim. Ölümü tefekkür etmeye rabıtayı mevt derlerdi eskiler. Ölümü ne kadar çok düşünürseniz kendi halinizi ve kendi ailenizi o kadar ıslah edersiniz, aile ilişkileri o kadar rayına oturur. Mesela 5 yıl sonra öleceksiniz deseler kesin bir bilgiyle. Öyle mi yaşardık? Ben böyle mi yaşardım? Asla. Önceliklerimiz değişir, hayata bakışımız değişir. 1 yıl sonra öleceksiniz deseler bambaşka yaşarız. 1 hafta sonra daha başka. 1 gün sonra daha başka. Şimdi bu kendimizle ilgili mevzu. Peki, şimdi biz eşimizle bir sorun yaşarken, ona zulmederken, evladımıza zulmederken bir şey söyleyeyim, bilinç altında şeytan bize bakın nasıl bir telkinde bulunuyor. Bunlar zaten uzun yaşayacaklar, 50 yıl, 60 yıl. Sen bunlar yaşarken öleceksin falan. Böyle bir manzarayla aslında, böyle bir bilinç altıyla biz eşimize, evladımıza zulmediyoruz yani. Eşimizin, evladımızın bir sene sonra vefat edeceğini söyleseler, böyle mi davranırız? Bir hafta sonra vefat edeceğini söyleseler, böyle mi davranırız? Bir gün sonra böyle mi davranırız? Asla. Onun için ölümü tefekkür etmeyi tavsiye ediyorum. Deprem bölgesine gitmiştim bu Ramazan'da. Görevli olarak orada bazı programlar yapmak için. Bir grubun içerisinde çokça ağlayan bir amcadan bahsettiler bana. Gittik işte taziyede bulunduk. İşte dünya halidir, sabrı cemil tavsiye ettik falan. İsim vermeyin, ismini bile bana söyledi. Niye bu kadar üzgünsünüz, kimi kaybettiniz falan dedim. Kızını kaybetmiş yani. O enkazdan çıkamamış kızı. İşte ama başka bir türlü üzülüyordu. Niçin bu kadar üzüldüğünü falan biraz özel konuştuğumuz zaman. Diyor ki, çok zulmettim. Canım sıkıldığında çok bağırdım, çok çağırdım, bazen vurdum, kırdım falan. Ama çok seviyordum yani. Bir kere ağzımı böyle doldura doldura, içimden gele gele, kollarımı aça aça seni çok seviyorum, canım evladım, canım kızım diyemedim.
Nasıl olsa bu uzun uzun yaşar diye düşündüm. Bir anda avuçlarımdan uçtu gitti. Dedi ki bana, hocam dedi, bir defa bak bir dakika istiyorum Allah'tan. Bir dakikalığına Allah onu mezardan çıkarsın, karşıma diksin ve ben ona diyeyim ki canım evladım ben seni çok seviyordum aslında. Demek için canım dahil neyim varsa hepsini vermeye razıyım ama geçti, iş işten geçti, artık bu içimde bir ukde olarak kaldı diye anlattı yani. Yani bunu ölümü çokça tefekkür edelim. Ölümü çokça tefekkür edelim. Ölümlüyüz, ölü vereceğiz yani. Eşimiz ölebilir, evladımız ölebilir, biz ölebiliriz. İçimizdeki hayır duygusunu ölüm ile harekete geçirelim. İçimizdeki şer duygusunu ölümü tefekkür ederek terbiye ve ıslah edelim. Öleceğiz çünkü. Sonsuza kadar eşin yaşamayacak, evladın yaşamayacak, sen de sonsuza kadar yaşamayacaksın. Ben de yaşamayacağım. Veli zatlardan birisi bir kabirin yanından geçmiş. Etrafında böyle büyük bir cemli gafirle, öğrencileriyle kabrin başında durmuş. Elini kabrin üzerine koymuş. Öğrencilerine işaret etmiş. Demiş ki bu kabir yarılsa, bu ölü dirilse ne yapardı? Öğrencilerinden birisi demiş ki hocam öldü, öteleri gördü, meleği gördü, azabı gördü, belki mükafatı gördü. Gelip bu dünyaya gelse ne yapar? Hemen bir abdest alır, namaz kılar, kalp kırmaz, eşinin, evladının, dostunun değerini bilir, yaptıkları hataları, zulümleri bir telafi eder, iyi olur, koşturur hayırlara falan. Saymış da saymış. Demiş ki o zat tekrar elini kabrin üzerine koymuş, vurmuş. Bundan geçti artık. Bunun artık kalemi kırıldı, mürekkebi kurudu. Bunun için o iş bitti. O defter kapandı. Ama senden geçmedi. Bunu düşündüğünüz zaman şunu göreceksiniz. Daha detaylı şeyler de konuşmak istiyorum ama zaman biraz çok yayarak gittik detaylı bir şekilde. Bu bahsettiğim 4-5 madde bile. Yani uygulayalım. Sonucu görelim. Değişimi fark edelim. Göreceğiz ki siz değiştiğinizde cihan değişiyor. Çünkü nizam alem nizam ademdir. Bir şeyin değişmesini istiyorsak değişimin bizden başladığını fark edeceğiz. Bugün söylemek istediğim budur. Mesajım budur. Geçen zaman içerisinde inşallah Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın evladına tavsiyelerini, nasihatlerini özel bir ders şeklinde yine burada işlemeyi düşünüyorum. Yine bir gün şeytanın hileleri ve onlara karşı tedbirler konusunda da bir inşallah bir meclis kurmayı düşünüyoruz, oturum yapmayı düşünüyoruz. O zaman da yine meseleye vurgu yapacağım. Düzenli takip eden dostlarımız, kardeşlerimiz zaman ilerledikçe, dersler çoğaldıkça zihnimizde meselenin nasıl değerlendiğinden toparlandığına da şahitlik edecekler. Allah hepinizden razı olsun. Biraz uzattığımın farkındayım. Sürçülisan ettikse affola. Hepinize dua ediyorum, dua bekliyorum. Hanelerimiz hane-i saadet olsun. Allah inşallah bizi evladımızla, ezvacımızla, ahvabımızla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Amin. Cennet nimetleriyle mütenabim eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.